Sevgili seyirciler, bugün Çayırova Tavşantepe Yürüyüş Parkuru'ndayız. Çayırova Belediye Başkanı Sayın Ziyaettin Akbaş'la az sonra yürüyüş yapacağız. Bakalım bizim için ve sizler için yürüyüş nasıl geçecek? Bu yürüyüşleri başlatan Büyükşehir Başkanımıza tabii teşekkür ediyoruz. Biz de Büyükşehir'imizden örnek alarak biz de her cumartesi günü sağlıklı yaşam yürüyüşleri yapıyoruz. Kalabalık bir şekilde vatandaşlarımızla yürüyoruz. Hem vatandaşlarımızın burada dertlerini dinliyoruz, hem spor yapmış oluyoruz. Yani biz şunu anlıyoruz ki bütün kentlerin aslında hedefleri kültür sanat şehri olmaktır. Ama bunun ilk ayağı spor kenti olmaktır. Sosyal aktivite de tabii ki önemli spor alanında. Sosyal aktiviteler, spor aktiviteleri bir kenti, kent yapmak da önemli şeyler. Biz de Çayırova'mızı spor kenti yapmaya çalışıyoruz. Bu arada birçok Çayırova koşusu gibi, çocuk oyunları gibi birkaç uluslararası organizasyon yaptık. Ama sabah yürüyüşlerimizi ben en çok sevdiğim organizasyonlardan bir tanesi sabah yürüyüşlerimiz. Vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla, çocukluk arkadaşlarımızla birlikte burada buluşmak ayrı bir zevk veriyor. Ayrı bir spor aktivitesi oluyor. Biz de bundan zevk alıyoruz. Bu arkadaşlarımın birçokları çocukluk arkadaşlarımız. Evet, yani buralarda tabii buralarda gezdiğimiz çocukluğumuzun yaşadığı bu yerlerde bugün bu yaşlarda spor yapmak hoş bir şey. Evet, başkanım bir de yaz aylarında bir maraton düzenliyorsunuz. Koşular başlıyor değil mi? Evet tabii Çayırova Yarı Maratonu bizim Kocaeli'mizde uluslararası alanda düzenlenen geleneksel hale gelmiş ender organizasyonlardan bir tanesi. Evet. Geçen sene bizim yaklaşık 14 ülkeden sporcumuz katıldı. Bizim de yetişmiş olan sporcularımız var. Artık onlar da uluslararası organizasyonlara gidiyorlar. Çayırova spor kenti olmakta ilerliyor. Evet. Peki başkanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yarınızdakilere soralım. Efendim, buyur. Siz de yürüyüşlere katılıyorsunuz. Neler söyleyecek? Nasıl geçecek? Vallahi neler söyleyeyim. Başkanımızın her dediğine katılıyorum. Sağ olsun başkanımızın nezaretinde bu haftada bir sefer Kuştepe Ormanı'na bizlere mesaj geliyor. Yani elimizden geldiği kadar fırsat buldukça geliyorum. Yani şöyle baktığınız zaman şurada en yaşlısı da benim. Kaç yaşındasınız efendim? Yaşım benim 60. 60 ama evet. Hakikaten göstermiyor. Evet. Hatta halı sahada futbol oynuyorum. Evet. Yani sporu gerçekten seviyorum. Evet. Kahve alışkanlığım yok. İşte Allah'a şükür şu Kuştepe Ormanı'na gelip yani spor yapmamız. Yani ne bileyim hoşuma gidiyor yani. Güzel bir aktivite. Yakın mesafe. Evet evet. Birlikte yukarı, aşağı doğru, tekrar yukarı, tekrar aşağı, yukarı, aşağı, evet öne doğru esniyoruz, evet sağa doğru gidiyoruz, yukarı doğru, geriye doğru, tekrar sola, tekrar öne, evet 150 arkadaşlar şöyle. Geriye doğru yüzüyoruz. Evet, koldaki kireçlemeler çözülüyor bu sırada. Evet, şöyle bir makaslama yapıyoruz. Evet, şöyle bir denge hareketleri. Çek kendine doğru. Çek. Çalıştık. Ayak bileğinden doğru. Evet geriye doğru. Evet numara bak. Evet diğer ayak. Çalıştı. Kültür fizik hareketleriyle başladık. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor sizin açınızdan bu yürüyüşler? Güne kültür fizikle başlıyoruz. Spor hareketleri yaptıktan sonra yürüyüşe geçiyoruz. Yaklaşık evet. 4700 kilometre yürüyüş yapıyoruz. Yürüdükten sonra tekrar gelip burada soğuma hareketlerine tekrar devam ediyoruz. Güzel. Güne güzel başlıyoruz. Erken başlıyoruz. Hareketli başlıyoruz. Ve gün boyunca bu enerjimizi gün boyunca eritiyoruz yani. Buradan aldığımız ilk önce şeyimizi spor hareketlerinden dolayı
Ne söyleyebiliriz? Herkesin... Vatandaşlar ilgi gösteriyor değil mi? Öyle güzel bir uygulama aslında. Başkanımız sağ olsun, Ziyaettin Başkanımız bu konu hakkında hani spora çok önem verdiğinden dolayı güzel bir teşvik oldu. Halk da tabii ki yararlanıyor. Onlar da hoşuna gidiyor. Bugün gene hava soğuktu ama yine de arkadaşlarımız sağ olsun geldiler. Bayağı kalabalık geçiyor. Yani gün iyi olunca, güneşli bir havada daha kalabalık oluyoruz. Tabii ki her kesimden gelen arkadaşlarımız oluyor. Gencisiyle. Meslek kesimlerinden farklı yaş gruplarından değil tabii, mi? Tabii tabii, burada esnaf arkadaşlarımız, belediye personelimiz, ondan sonracıma diğer arkadaşlarımız da geliyor. Bunlar da memnuniyet verici bir olay oluyor. Başkanımız sağ olsun Çayırova'mıza koşu maratonumuzu da kazandırdı. Gerçekten spor çok büyük bir hizmet veriyor. 7'den 77'ye diyebiliriz. Uluslararası maratonumuz tekrar bu Mayıs ayında yine var. Güzel geçiyor ve her alanda, her yerde Çayırova diye, Çayırova Maratonu diye övgüyle bahsediliyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Ziyaettin Başkanımıza bu konuda hakkında da çok çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, başkanın performansını değerlendirelim biraz istersen. Nasıl sportif açıdan nasıl görüyorsunuz kendisini? Başkanı gerçekten çok hareketli. Durduğu yok, evet. Yattığı yok. Biz az önce yürüyerek bir röportaj yaptık. Evet. Hakikaten zorlandı. Yani çok hızlı, seri. Zaten altyapısı futbolcudur kendisi. Evet. Oradan geliyor. Yani sporu da bize aşılandırdı, sevdirdi. Üşenmiyor. Sabah 5'inde de kalkıyor. Hadi spora gidelim gençler diye. Bizi motive ediyor. İnan ki önceden bakış açımız yani bu kadar şey değil, meyilli değildi ama başkanımız yanımıza katıldıktan sonra bizlerle daha iyi ilgilenmeye başladı. Burada hemen hemen çocukluk arkadaşları da var. Evet. Onlar da hemen hemen önceki spor arkadaşlarıydı. Tekrar onları da kazandırdık. Yani sporun gerçekten çok büyük bir meyvesini alıyoruz. Evet. Sağlık açısından çoğumuzun kilo problemi vardı, onları çözdük. Şeker hastalığı vardı, onları çözdük. Kolesterol olayı vardı, onları da çözdük. Bence spor yap, genç kal. Evet. Bir de belediyenin hazırlamış olduğu parkur da önemli değil mi spor açısından? Tabii ki stabilize olduğu için yollarımız beton değil. Yürüyüşe elverişlidir. Yani yumuşak zemin gibi böyle. Evet. Bunun çok bir fonksiyonu var. Bunu da bize kazandırdı. Zaten çevrede baktığımız gibi çamların içindeyiz. Ormanlık bir alan. Ormanlık bir alan. Çok güzel oldu. Bize kazandırdı bunu işte. Memnunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi başkanla birlikte spor yapan diğer beyefendilerin yanına gidiyoruz. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Biz neler söyleyeceğiz? Yani öncelikle spor bir insanın bir yaşam parçası. Onu söyleyeceğim ben. Onun haricinde biz zaten haftanın 3 gününde spor yapıyoruz, koşuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber, bu gördüğünüz arkadaşlarımız bizim çocukluk arkadaşlarımız hep beraber. Bizim ilçemizde sporun bence Kocaeli'de en yaygın olduğu ilçe olarak ben kabul ediyorum. Başkanın zaten sporcu bir kimliği var. Aynen öyle. Başkanımız bize çok büyük destek veriyor bu hususta. Yani baktığınız zaman bölgemizde ve belki de Marmara bölgesinde, Türkiye'de bizim maratonumuz en önlerde gelen maratonlardan bir tanesi Çayırova Maratonu. Her senenin Mayıs ayında yapıyoruz maratonumuzu. Onun haricinde burada da cumartesi günleri sürekli olarak her hafta yağmur, kış, çamur, sıcak demeden yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ayrıyeten bu arkadaşlarımızla beraber büyük şehrimiz yapmış olduğu perşembe günleri Gazi Erdağ veya Darıca'da veya efendim Eskihisar'da yapılan tüm yürüyüşlerde katılıyoruz. Yani bölgemiz bu hususta gerçekten güzel bir çıta yakalamış durumda. Yani güzel, yani spor bizim için artık bir hayatın bir parçası olmuş durumda. Peki efendim, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sabah yürüyüşlerimizle alakalı olarak düzenli olarak yaptığımız bir yürüyüş. Bugün belki katılım azdı, sabah yağmur vardı. Normalde genelde 50-100 kişiyle katılıyoruz. Maksat burada sadece bizim yürümemiz değil aslında, Çayırovalıların böyle bir yürüyüşe katılması. Başkan da ön ayak olmuş. Evet, peşinden de kahvaltı yapıyoruz. İnsanlarımız geliyor, güzel oluyor. Yaz tarihlerinde tabii daha fazla bir katılım söz konusu. Neden? Çünkü havalar iyi. İnsanlara otobüs de veriyoruz buralar getirebilmek için. Güzel bir yürüyüş oluyor. Bunun dışında
her şey güzel. Burası da Ziyaettin Bey'in döneminde yapıldı değil mi? Şöyle, Kuştepe daha önceden de vardı. Biz geldiğimizde bazı işte yolları falan biraz daha düzelttik. Biraz daha yatırım yaptık ama çok eskiden beri var. Yaz aylarında da Çayırovalıların şey yaptığı yer, piknik yaptığı yer burası. Mesire alanı zaten. Evet, aynen öyle. Buradan tabii vatandaşlara da çağrı yapmak gerekiyor değil mi spor anlamında? Genelde biliyor vatandaşlarımız, sabahları böyle bir yürüyüşümüz oldu. Hava muhalefeti böyle kötü olmadığı sürece katılım çok yüksek. Evet. Sevgili seyirciler, Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı ile birlikteyiz. Efendim başkanım, siz neler söyleyeceksiniz? Siz de Ziyaettin Bey ile eşlik ediyorsunuz her cumartesi değil mi? Evet, yaklaşık 3 yıl aşkın bir süreden beri her birliktesiniz. Birlikte burada yürüyoruz. Ayrıca haftada 3 gün. Çayırova'da koşu yapıyoruz, spor yapıyoruz. Ben 52 yaşındayım şahsen. 14 kilometre çok rahatlıkla koşabiliyorum. 14 kilometre evet. Koşuyorsunuz. Koşuyoruz. Ben aynı zamanda Çayırova Spor Kulübü Başkanıyım. Evet. Spor amatördeyiz biz. Yani bizim bölgemizde 6 tane futbol kulübü var. O kulüplerin oluşumundan oluşan bir kulüpler birliği var. Oradayım. Başkanımız sağ olsun bu kulüplerin de bütün malzeme ihtiyaçlarını, hoca maaşlarını, otobüs, araç her şeyini karşılıyor. Ondan dolayı Çayırova'da spor yani çok popüler bir durumda. Her dalda, atletizmde olsun, futbolda olsun, koşuda olsun, hepsinde yani bayağı ilerideyiz biz yani Çayırova Kulübü. Belediyelerin amatör yatırım yapması evet, önemli değil mi? Gençler açısından da çok önemli bir olay. Özellikle Ziyaettin Bey'in döneminde başladık mı bu tarafa çok büyük ilerlemeler var. İşte aşağıda şekerpınar statımız var. Evet. Buradaki statımız da yakında ihaleye çıktı. Orası da yapılacak. İki tane burada yeni bir düzenleme yapılacak evet. Değil mi? Evet, sızat, yeni bir sızat yapılacak. Yani Çayırova bir spor kenti olma yolunda diyebiliriz. Yani maratonumuz var. Yani spor için akla gelen ilk isim Çayırova oluyor ilk Kocaeli'nde. Çok iyi yani programlar oluyor. Çok iyi oluşumlar oluyor. Yaklaşık burada şu an hava şartlarından dolayı biraz az kişi var ama normal hava şartlarında 100 kişi, 100 kişi hatta aşkın bir insanlarla yürüyüş yaptığımız oluyor. Koşu yaptıklarımız oluyor. Yani spor için ne gerekirse başkanımız bize bu desteği sunuyor yani. Ondan dolayı başkanın, başkanımıza teşekkür ediyorum. Futbolcu kimliği var değil mi? Nasıl değerlendireceksin? Çocukluk arkadaşıyız. Evet. Beraber aynı takımda top da oynadık. Çok iyi kaleciliği vardı onun. Kaleci olarak evet. Görev yapıyor. Evet. Başkanım o yüzden yani spora olan şeyi de bundan oradan geliyor yani. Evet. Peki hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Futbol anlamında maç yapmışsınızdır mutlaka birlikte. Valla çok eskiye dayanık olduğu için hatırlamıyorum. İyi kurtarışları vardı evet, öyle diyelim. Var evet. Çok inatçıydı kendisi. Evet. Çok inatçıdır yani. Çok inatçı bir insandır. Tuttuğunu koparır yani hiç bırakmaz yani. O da başkanlığına yansıyordur evet. Mutlaka değil evet, mi? Evet. Gerçekten öyle. Evet. Peki başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Çayırova'nın önemli sportif organizasyonlarından bir tanesi de yaz aylarında yapılan yarım maraton değil mi? Evet, her yıl Mayıs ayının son pazar günü yapılan Çayırova yarım maratonunu organize ediyoruz belediye olarak. Yine belediye haricinde Kaymakamlık Gençlik Spor Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu gibi ve Dünya Maraton Birliği gibi organize içerisinde bulunan ekipler var, gruplar var. Yine her cumartesi başkanımıza eşlik etmeye çalışıyoruz burada. Cumartesi yürüyüşlerinde. Bazen Büyükşehir Belediye Başkanımız da perşembe günleri iştirak ediyorlar. Onunla beraber de yürüyüşlerimizi burada Kuştepe Ormanı'nda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Harici olarak her yıl başkanım da bahsetmiştir. Sokak basketbolu var. Yine belirli tarihlerde Eylül ayında düzenlenen. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşmişti. Çocuk Oyunları Ligi Türkiye Şampiyonası burada olmuştu. İnşallah bu yılda Çocuk Oyunları Ligi yine organize edilecek. Ayrıca olarak 26 Mayıs'ta herkesi Çayırova Yarım Maratonu'na bekliyoruz. İnşallah bu sene daha fazla bir katılımla başvurular gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl toplamda 5150 kişi koşmuştu. Bu sayı Türkiye'de 3. olmamıza vesile oldu. Türkiye'nin en büyük organizasyonu atletizm de Avrasya Maratonu. Daha sonra Avrasya'dan sonra Antalya geliyor. Antalya'dan sonra biz 3.'lüğü aldık ve bunun da daha da geliştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Geçtiğimiz haftada yine organizasyonun tertip komitesi toplandı. Tertip komitesinde kararlar alındı. Meclisten de geçireceğimiz konular var. İnşallah daha da güzel olacak etkinlikler ve sportif faaliyetlere imza atacağız.